Merhaba arkadaşlar örgümü dediniz kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün yine sizlerle çok değişik bir paspas çalışması yapacağız. Görüntü aynı olabilir ama çok farklılıklar var arkadaşlar. Ee, farklı örgülerin bulunduğu örgümü dediniz kanalıma abone olmayı beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmazsanız çok sevinirim arkadaşlar. Desteklerinizden dolayı hepinize şimdiden sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Ve bu güzel paspası nasıl yaptığımızı şimdi hep birlikte yapalım istiyorum ona geçmek istiyorum. Şimdi ben siyah ve kırmızı şöyle küçük bir parça arkadaşlarım bu. Büyük değil. Küçük bir parça da sizlerle paylaşmak istedim. Yapımı inanılmaz kolay. Şimdi hep birlikte modelimizin nasıl yapıldığına geçelim. Bu paspasta arkadaşlar fıstıklı bir çalışma yaptım. Bakalım nasıl duracak diye çok merak etmiştim. Bakın aslında sakallarından dolayı belli olmuyor ama şu şekilde bakın fıstık fıstık duran bir e, çalışma oldu arkadaşlarım bakın şöyle göstereyim halı kaydırmazı e, Arkadaşlar e, hep e, soruluyor e, bu halı kaydırmazları e, böyle eskiden e, milyoncu diye tabir edilen şu anda İstanbul pazarı e, bu tarz isimler altında böyle her şeyin satıldığı yerlerde rahatlıkla bulabilirsiniz zaten sakallı iplerimiz de istediğiniz şekilde olabilir arkadaşlar Tığımızı da kendi elimize hangisi uygun gelirse e, onu kullanabiliriz. Bu mesela benim elimdeki şu anda 0.0 e, e, milim. Yani bu tarzın bu tarz tığların en büyüğü olan tığımız. E, markası hiç fark etmiyor. Dediğim gibi e, sakallı iplerin e, istediğiniz markada sakallı ip alabilirsiniz. Şimdi bakın şöyle e, bu sırayı yani böyle sıra sıra gitmek istedim bu sırayı tamamladım şimdi kırmızıdan başlayalım hem de daha kolay anlaşılsın diye şöyle bitirdikten sonra Arkadaşlarım şöyle alıyorum ilkini ve içerisine şu şekilde hangi renk ipi yapacaksan bağlıyorum bakın şöyle bağlıyorum ve buraya bir 2 3 tane zincir çekiyorum. İlk başlangıç kısmı da yani şu köşeden başlayacağız ve devam edeceğiz. Bu şekilde yapabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle üzerine alıyorum. Bakın hemen döndürdüm. Ve şuradan arkadaşlar şöyle yakından göstereyim sizlere. Şuradan hemen aldım. Üzerine doluyorum. Üzerine alıyorum tığımın tekrar aynı yerden bir daha alıyorum bu ilk başlangıç yerim arkadaşlar üzerine alıyorum tekrar bir daha bu şekilde bir fıstık çalışması yapıyorum ve hepsini birlikte çekiyorum arkadaşlar hepsini birlikte alıyorum ve bir tane zincir çekiyorum buraya daha sonra bir iki üç tane zincir çekiyorum aşağıya iniyorum arkadaşlar bakın şu hemen ikinci yere iniyorum ve oraya şu şekilde bir sık iğneyle bağlıyorum sonra tekrar yan tarafına geçiyorum hemen yan kısmına bakın şöyle bir tane zincir e, sık iğnemi yapıyorum 1 2 3 4 tane zincir çekiyorum. Bu ilk başlangıç yerim olduğu için aynı yerden aldım. Şimdi burada arkadaşlarım üzerine alıyorum. Şu ilk başlangıç yerim. Bakın. Zincir çekmeye başladığım kısma şu şekilde alıp yukarıya çıkıyorum. Üzerine alıyorum. Aynı yerden tekrar bu işlemi yapıyorum. Bir daha üzerine alıyorum. Aynı yerden alıyorum ve çekiyorum. 3 defa da 4 defa da böyle şöyle sonra içerisinden çekiyoruz arkadaşlar. 1 2 3 tane zincir çekip ilkinin içerisine yaptığınızda birinci de 4 zincir, ikinci de 2 iki zincir çekiyorum. 3 zincir çekiyoruz arkadaşlar. Bakın. Şöyle bir fıstık haline getirdik. Şimdi buradan şu yana hemen yan tarafına ki boşluğa şöyle yakından göstereyim. Bakın fıstığımızı buraya yaptık. Hemen yanında şuradan aldım ve bir tane sık iğne ile bağladım. Hemen yanına yine aynı şekilde bir tane sık iğne ile bağlıyorum. 4 tane zincir çekiyorum. Şöyle açayım. 1 2 3 4 tane zincir çektim. Üzerine alıyorum ve bu ilk zincir çekmeye başladığım yerden itibaren şu şekilde yükselterek 2 bir daha aldım 3 3 defa da bağlıyoruz bir tane zincir buraya bağlamak için çekiyoruz 1 2 3 tane zincir çekip aşağıya inip aynı yere topladığım yere tekrar oraya bir sık iğne şeklinde bağlıyorum Sonra diğer yana geçiyorum. Bir tane sık iğne yapıyorum. Tekrar bir yanına daha aynı şekilde bir sık iğne daha yapıyorum. 1 2 3 4 tane zincir çekiyorum. Üzerine alıyorum. Aynı yere şu şekilde atıp çıkıyorum arkadaşlar. 2 3 ve bunun hepsini birlikte çektikten sonra şu şekilde bağlamamı yapıyorum. 3 tane zincir çekiyorum. 1 2 3. İşte bu kadar kolay arkadaşlarım. Buradan da yapıyorum. Sonra bir yan tarafa geçiyorum. Bir tane daha atlıyorum. 1 2 3 4 tane zincir çekiyorum. Üzerine alıyorum ve aynı şekilde topluyorum. 3 tane zincir çektim. Aşağıya aynı topladığım yere iniyorum. Ve yan tarafa devam ediyorum arkadaşlar. Bu halı kaydırmazı istediğiniz şekilde e, kesip istediğiniz büyüklükte yapabilirsiniz arkadaşlar. Dediğim gibi o tarz yerlerden daha uygun fiyatlı bulabilirsiniz. En uygun oralarda satılıyor arkadaşlar. Metrelik olarak da var. Bulması kolay, yapması kolay. Görüntüsü de bir o kadar güzel, hem maliyeti olarak ucuz, görünüm olarak da dediğim gibi bir o kadar güzel bir çalışma elde etmiş oluyoruz arkadaşlar. Bakın böyle fıstık fıstık duran. Ayrıca bir de arkadaşlarım bunun dokusu fıstıklı olduğu için çok belli olmuyor ama çok kabarık yani böyle kalın bir zemin oluyor. Şimdi e, çoğu yorumlarda şeyde görüyorum. ben e, halı kaydırmazlara güvenebilirsiniz bakın hiçbir şey olmuyor. Makinede arkadaşlarım 30 derecede yıkayabilirsiniz. E, bu üstteki tüyleri ben inanın e, 4-5 yıldır kullanıyorum. hiçbir şey olmadı. Sadece bu tüyleri birazcık şöyle mesela şöyle bastıralım. Şu şekilde yatık bir vaziyette duruyor. Sonra elinizle şöyle yaptığınızda ya da üzerinde yürüdükçe e, düzgün bir hale geliyor İlk günkü gibi e, bir hale geliyor arkadaşlarım. Şöyle göstereyim. Bakın kalın bir dokusu oluyor ve çok da güzel bir görünümü var. İstediğiniz, dilediğiniz renklerde yapabilirsiniz. Her sırayı farklı farklı renklerde kullanabilirsiniz. Evet böylelikle Güzel bir paspas elde edebilirsiniz arkadaşlar isterseniz o kadar yumuşak ki isterseniz bebeklerinizin altına da kullanabilirsiniz bir de geçen arkadaşlarımdan bir tanesi araç içerisinde hani kullanmak için yapabilir miyiz diye sormuş Evet yapabilirsiniz neden olmasın ben daha önce hiç düşünmemiştim o şekilde de yaparak kullanabilirsiniz dilediğiniz şekilde kullanabilirsiniz arkadaşlar Evet bugünlük de örgümü dediniz kanalından bu kadar arkadaşlar. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Farklı örgülerin bulunduğu örgümü dediniz kanalıma abone olmayı beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmazsanız çok sevinirim. Desteklerinizden dolayı hepinize şimdiden sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Hoşçakalın, sağlıkla kalın, kalın Allah'a emanet olun arkadaşlar.